tane daha kaldı. Ya abicim ya, nasıl be kardeşim ya. Böyle, aa bak bir tane kaldı, güm dedi. Bize saldıracak derken birbirlerini yediler ha. Allah! Ulan düşürüyordu beni herif ya. Hayır söyleme de beni yedince. Ya Allah! Hayda be! Hop! Sola! Bir Trakya bisiklet faaliyetinde daha. Sonunda grupla geldik. Oo maşallah kimler var? Orkun, Murat, Şebnem, Ebru, önde de Gökhan. Senin Murat mıydı? Ben yoruldum. Kaç kişiyiz? Ha Sencer de geldi. 7 kişiyiz. Oo rüzgar da arka var ya maşallah maşallah maşallah. Abi şuraya bak bisiklet kendi gidiyor şu an ya. Bu rüzgarın bir de dönüşü olacak. Hayra buluyor kadar rüzgar arka. Sonrasında rüzgara karşı döneceğiz. Çerkez Müsellim'e doğru. Ve sonrasında da Çerkez Müsellim'den kestirmeden. Ben burada rahat. Abi şu maskeyi takma, boğulacaksın ha. Ebru. Ulan bisikleti çiğniyor gibi duruyorsun ha. Evet, resmen bisikleti çiğniyorsun ha yani. Benziyor, benziyor. Üstünde tepişiyor aletin. Ana rüzgar arka olunca yokuş yukarı bile kaktırıyor bizi be ya. Yumuşak yumuşak çevir. Kardeşim daha ilk baştan bitirme kendini. Enerjini sonraya sakla. Bana. Gökhan'a diyorum. Bindin mi lan gene yol bisikletine tepişiyorsun onunla. Ana hiç rüzgar yok sıfır. Demek peki ki hep böyle olsun. Hızımız benim takometrenin pili bitmiş. Ha burada durmayacağız ha. Murat'ım bakıyorum da yani. Telefonla konuşarak tam bir yandan da bisiklete sürüyorsun ha. Lütfen. Araç kullanırken telefon kullanmayınız. Kaza yapabilirsiniz. Ha bak tiz işte tizden dolayı. Temrezli köyüne hoş geldiniz. Aferin bak nereye geleceklerini biliyorlar. Vallahi istedim. Aferin size. Buraya gelecektiniz zaten. Dolanıyoruz ya köylerin arasında. Haydi yürüyün arkadaşlar. Nereye yürüyorsunuz? Oo, arka kamera da tam ona yaslandı. Çok güzel oldu. Haydi bakalım. Köfteciye kaç kilometre kaldı? 10. İlk mola yerimiz. Çıkırpçı'dan çıktık. Bundan sonraki rota Hayrabolu, Çerkez Müsellim. Sonra ayrılanlar olacak. Köye direkt dönüş Karakava. Biz herhalde üçümüz Murat Sencer ben Danışment üzerinden devam edip Pelivanköy oradan da Akarca Kadriye Hedeyli Karakava yapacağız. Yani 52 kilometrelik rotayı tamamlamış olacağız. 25. kilometreden kaçıp köye gidecek olanlar var aramızda. Kimler bunlar acaba? Bunlar kimler? Kaçacak olanlar kimler? Şebnem seni şu Mosso'dan kurtarmamız lazım. Mosso. Kurtar beni Mosso'dan. Mosso'dan kurtaralım seni çünkü eşek ölüsü gibi bir şey yok. Eşekten inip Porsche'ye bindiğin
Evet, öyle olacak. Bu ne diyeceksin? Ben hayatım boyunca neye binmişim böyle? Ne çektin be Şebnem, ne çektin? Ya ne güzel rüzgar, arka gidiyorduk böyle ya. Bırakıyorsun, alet kendi gidiyor şu an. Şuna bak. Akıyor, akıyor. Hayvan akıyor. Karayel Balkanlar üzerinden yağış getirir. Poyraz sert kuru soğuk getirir. Trakya. Yağışlıymış. Hayrabolu'yu geçtik. Çerkez Müsellim Kavşağı'ndan döndük. Uzunköprü Hayrabolu ana ilçe yolunu geçtik. Hedef Çerkez Müsellim'e. Yarım saat sonra köftecide olacağız ve köfte yiyeceğiz. Devamlı yiyoruz arkadaş. Yiyoruz, içiyoruz. Trakya gurme gezisi. Daha iyi sabah yedin böreği demedim. Aynen öyle, ben de ağzıma boğazıma geliyor. Evet. Mos solu Şebnem. Şebnem de varmış. Ebro. Evet, hedefimiz Çerkez Müsellim köfteci. O zaman ben gidiyorum. Yarım saat sonra Çerkez Müsellim'e yokuş aşağı indik. Çerkez Müsellim'in içine girdik. Bir kilometre sonra sağda köfteci. Allah, ulan düşürüyordu beni herif ya. Ulan oğlum, makas atarak geçilir mi lan? Adam beni resmen şey yaptı. Kayra restoranda kişi başı 6'şar köfte yedik. Midemizde boş yer kalmadı. Araba geliyor. Sağa doğru ufaktan kayın. Oho! Hemşerim, en soldaki. Sağa gitsene lan biraz. Ebru'ya diyorum, Ebru'ya. Hop hop, nereye? Gel şey bu tarafa. Bu sağa dedi, sağa geçin dedi. Sağa. Ulan Ebru'ya dedim sağa. Sağa. Yolun ya. Ortasında en sol şeritte gidiyor. Sağa deyince ben de sağa. Araba geliyor, yol ortasından gidiyor. Bakmıyordu arkasına. Mos solu Şebnem. Tepeye çıkıyorsunuz. Sonra köyü çıktıktan sonra en tepeden sonra sağa doğru Karakavak yazıyor. Köy meydanından da sağa doğru bizim evi bulursunuz artık oradan. Oradan ya var artık. Haydi biz de devam. Kestirmeden döndüler. Bize de yolun mahşerini çatlısı gibi tahmin ettiğiniz üzere. Ben bu noktada bunun kesin olacağından emindim zaten. Bu grubun tümüyle döneceğini de çok net ve iyi biliyordum yani. Aynen, biliyorum. Şşt! Oğlum kaçsana kenara, üçümüz birden üstüne geliyoruz senin. Korkacaksın şimdi salak seni. Koskoca piçerde öğri saban yaptı. Çırçır dedim. Olmuyor mu? Çırçır mı? İçiyor ve sonra dövüyor. Döve döve şeyini ayrıştırıyor. Eskiden çünkü öyle pataküte döverdi. Ay çekirdeklerini potakütü sopayla döverdin, çekirdeklerini ayrıştırırdın. Harmanla. Hey gidi hey! Sen teknoloji, teknoloji nerelere geldi? Yo, ben o devirlere yetişemedim. Ben geldiğimde bir çar dever vardı. Danışment. Büyük danışment.
karşınızda Akarca. Kadri'de durup çay içeceğiz. Kayfe'de. Oğlum kaç. Keserler yerler seni ona göre. Kesip yiyorlar sizi. Neyse rüzgarın hızı azaldı. Tam bu noktadan itibaren tam burundaki rüzgarı yiyecektik. Feci sefil olacaktık. Sakinleşti hava şansımıza. Çok şiddetli rüzgarın etkisi kalmadı. Bakalım. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli il sınırlarındaki bisiklet turumuz devam ediyor. Tekirdağ il sınırlarına tekrar dönmüş bulunmaktayız. Az önce Kırklareli'deydik. Kırklareli. Bir süre Edirne'de kaldık. Böyle Ücün'den Ecik, biraz oradan biraz buradan devam ediyoruz. Sol taraftaki şu çeltik tarlaları yemyeşildi bir zamanlar. Şimdi sarardı, biçilmek üzere. Çeltikler biçilmeye başlanmış. Başlanacak daha doğrusu. Az kalmış. Olgunlaşmak üzere. İçindeki zemin kurudu. Sivrisinekler azaldı ya da yok oldu. Gece sıcaklıkları düştü çünkü Trakya'da bayağı bir. Gündüz 20-22 derece ama gece 6-7 dereceleri buluyor. O yüzden de sineklerden nalları dikti. Gelip artık bizi düdükleyemiyorlar. Mayıs ayında yemyeşil oluyor burası. İçi su dolu böyle. Ayna gibi su dolu tarlalar falan. Çok fotojenik ama trilyonlarca. Sonracın, evet. Sonrasında var ya, koloni kalkıyor. Direkt köye atak yapıyor. Ergene'ye yakın değil mi? Ergene şu yeşillik alan var ya, bak oradan akıyor. 1 kilometre ileride. Ergene havzası. Bu alan tamamıyla Ergene havzası. Ergene'nin suyu mu? Ya Ergene'nin suyundan değil. Yok. Ergene'nin suyu tamamıyla zehirli, kostik gibi bir şey olduğu için ondan sulama yapmak imkansız. Biz daha 30 sene... Geliyor da nehir kanalında akıyor o. Yeraltı sularına ne kadarı karışıyordur bilmiyorum. Çerkezköy ve Çorlu sanayi bölgelerindeki atıklarını doğrudan arıtmasız olarak nehirlere salan tekstil fabrikalarından. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar tabii ki. Adam arıyor, diyor ki denetleyecek olan devlet kurumundaki adam. Abi seni yarın denetlemeye geleceğiz diyor. Diyelim ki bir arıtma tesisi 10 milyon dolara mal oluyorsa yıllık işletmesi de 10 milyon dolara mal oluyor. Kuruyor fakat işletmiyor. Denetlemecilerin geleceği zaman, müfettişlerin geleceği zaman açıyor tesisi. Rüşvetini almış denetlemeciler de tabii ki onlara izin veriyor. Bildiğini okumaya devam ediyor. Bütün pisliğini, zehirli, toksiklerini, her şeyini Ergene'ye bırakıyor yine. Yani 2040-2050 itibariyle Türkiye her yer çöl olurken bir tek Trakya yağış rejimini koruyacak. Bir tek Trakya tüm Türkiye'ye bakacak iken Hollanda toprağı kadar, Hollanda bütün Avrupa'ya bakıyor. Sen bu ana havzayı, Ergene havzasını zehirliyorsun. Ya akılsızlık değil de nedir işte abi ya, ben söyleyecek lafım yok yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Haydi görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Beraber. Bugün hangi tur var? Hangi tur? Kaç kilometre? Haydi çıktım. Kaybolmayın. Kulaklarım bak kapalı. Önemli olan kulaklar. Haydi görüşürüz. Haydi arkadaşlar. Oh! Değişiklik. Daha önce hiç gitmediğiniz bir rotadan gideceğiz. Kaç Levent geliyoruz. Hadi görüşürüz. Karşımızda Büyük Bandıra, sonra Katranca, sonra Çiğdemli. Üzerinden Kuştepe'ye geçmeden Kadriye'ye ara bir geçiş noktasından geçeceğiz. Daha kısa kestirme, bugün 25 kilometrelik bir keyifçik rotası yapacağız. Şurada bir drone kaldırırdım ama geçen sefer tellere taktığım için tırsıyam. Evet. Şu tellere girdim. Şu ilerideki yüksek gerilim hattına girdim. 50.000 volt. Ne oldu? Düşmedi ya. Su artmış bir kez. Hiç su yoktu ya. Yağmurlar falan birazcık arttırmış suyu. Ebro. Köye girdikten
500 metre sonra sola döneceğiz de o yüzden öne geleyim dedim. Amma büyümüş mısırlar, bu ne ya? Şu hale bak. 2 metreden fazla bunlar, bu nedir böyle? Maşallah. Kokuyu aldınız mı? Ergene. Şu altımızdaki şu pis koku Ergene. Şuraya bak. Çürük yumurta gibi kokuyor. Allah kahretsin. Öf. Yasal. Ne Allah belalarını versin. Şu nehre yazık ya. Hakikaten büyük yazık yani. İstasyon çalışmıyor. Büyük Mandıra tren istasyonu işte. Ben çocukken çalışıyordu. Biz buradan yürüyerek köye gidiyorduk işte o zamanlar. İstasyon çalışırken. Şu an istasyon tamamen kapatılmış. Yani Alpulu çalışıyor. Pelivanköy çalışıyor. Uzunköprü çalışıyor. Sonra Edirne. Bir de şimdi hızlı tren yapılıyor. Bu hattı çalıştırırlar mı sonrasında bilmiyorum, hızlı tren sonrası. Ya bu burası Orient Express'in geldiği nokta. Düşünün yani 1800'lü yıllarda yapılmış olan hat bu. Avrupa'dan bu hat üzerinden geliyorsun. Sirkeci'ye kadar buradan gidiliyordu. Ne güzelmiş. Büyük Mandıra tren istasyonu. Şunun üstüne durmayın abi. Köyden iki aile burada öldü. Trenden mi? Evet, tren geldi. Hızla aldı altını. Biri arabanın içinde, biri de traktördeyken iki aile tamamıyla, akrabalar da bizim. Başlandı mı bu? O zaman bu bariyerler yok. Bariyer arıza da olabilir, dikkatli. Bariyerler yoktu o zaman. Bariyerler sonradan yoktu. Şeyi, gidelim mi istasyona? İstasyona gidemeyiz. Nasıl gideceğiz oraya? Yok mu yol? Yol yok. Şurası Katranca. Katranca'nın içinden sağa döneceğiz. Bobeski yönüne. Sonra Çiğdem'de. Çiğdem'de kahvede dururuz. Ne daha köyü? Çok erken. Bobeski mi? Bobeski. Bobeski. Baba eski. Kolombiya uyuşturucu baronunun yakalandığı yer. Bobeski. Nasıl ya? Ne tavla oynarken mi yakalamışlar köyde? Ya bırak ya baron falan diye kendine saydırma ya. Yok lan, Sanchez'in teki işte herif. CIA, FBI gelmiş, devreye girmiş, alıp paketlemiş, adamı götürmüş. Efsane değil, gerçek komutandan direkt öğrendiğim konu. Ya, Suriyelilerin içine uyuşturucu gizlemişler. İçine nereye söylemeyeyim. Katranca'yı da geçtik. Hedef kahve molası olan Çiğdemli. Naber? İyidir kardeşim, senden ne haber? Çok güzel. Sakin, güzel, yumuşacık bir hava. Sıcaklık 20-22 derece. Yeni yerler görmek. Burası Ergene Havzası rotası. Yani Ergene Nehri'nin sağından solundan köylerin içinden gidiyorsun. Kayıtta mıyız? Evet. Köylerin içinden gidiyorsun ve geriye dönüyorsun. Gökhan peleriniyle uçuyor. Şuna bak. Sanırsam Süpermen. Yalnız yandan çarptı. Pelerinin yandan burnu. Evet. Bak, gideceğimiz köy sol tarafta gözüküyor Çiğdem. Güzel, hoş, naif, çıtı pıtı bir köy. Karşı Bobeski. Evet, karşı taraf, karşı Bobeski. Evet. Bobeski de yani 20 bin nüfuslu minik bir ilçe, şirin bir ilçe. Sanayi bulaşmamış, daha şey, Lüleburgaz gibi değil. Birazdan dönerim şu, oğlum ne havlıyorsun, manyak zincirlisin bile gerizekalı ya. Ürkütüyorsun milleti burada geçerken. Ne bu şovlar nedir yani? Patrona hava basacaksın, anladık da. Heh, burası Büyükşehir Belediyesi olmadığı için Kırklareli'ye bağlı. Buradaki köyler gerçek köy statüsünde. Buranın muhtarının yetkileri var. Her şeyden o sorumlu. Ya bizim köylerin ismini Büyükşehir Bütünşehir Kanunu dolayısıyla mahalle yaptılar. Bizim köy Tekirdağ 70 kilometre. Mahalle, Tekirdağ'ın mahallesi. Yalanınızı yiyeyim. Yani böyle salak saçma salak bir şey mi olur? Köy köydür arkadaş. Köyün ismi köydür. Ya soldaki kahve çok dolu. Şu ilerideki sağdakine gidelim. Orada oturmaya yer yok şu an. Şuraya yer bulalım kendimiz. Ha bak bak şu masa bak bak. Direkt kendimize masamız bile hazır. Bizim ailede de kim varmış? Ne varmış? Türkan Saylan. Anneannemin amcasıyım, oğluyla evli, tamam mı? Türkan Saylan ikisi de doktor. Tabii Türkan Saylan hani hırslı, başarılı bir doktor ve geç bakayım.
Evet. Yeşilpınar Kadriye. Kadriye 7 kilometre. Sonraki çay molasını Kadriye'de yapacağız. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yol bisikletçisinin hali. Toprak yolu. Oğlum gene söyletiyorum beni, 10 senede 2 defa patlatmışım. 10 senede 2 defa mı, 2 defa anlamam ben arkadaş. Sen patlattın mı lastiğini? Patladım. Dağ bisikleti faaliyetine yol bisikletiyle gelirsen işte böyle olursun rezil. Bak şimdi benim hakkımda konuşuyorlar. Az önce rezil. Dönüşte biriniz patlatırsa. Şimdi oldu rezil. Dönüşte patlatırsanız ne konuşurum ama var ya. Yolda vezir gibi eğleneceğine padişah gibi dimdik dur. Şimdi geldiği noktaya bak. Vezir değil, oldu bir rezil. Kafiyeli. Abi dilini ısır. Maşallah de boş ver. Sen hızlar da bir tıkta gir. Şey gibi olmuşsun. Allah'tan teleskop bir seferde iki stok. Ya Allah. Kavşak var tabii ki, gel. Koş! Eşek sıpaları size. Ulan oğlum ne aksıyorsunuz siz? Bize saldıracak derken birbirlerini yediler ha. Bize saldırırken birbirlerini yediler ya. Aa, birbirlerine girdi. Biraz önceki demir yolunun bu tarafından geçmişsek şimdi aynı demir yolunun bu tarafından ayağı geçiyoruz. Ayağı sakatlandı. Bu ergene değil. Bunun suyu temiz. Aa bak bir tane daha kaldı. Ya abicim ya, öf be kardeşim ya. Geldi. Aa bak bir tane kaldı, güm dedi. Orada da var bir kuş. Kodu bana ya herif, gümle vurdu bana. Şuradan videoya enstantane koyayım. Durun, ortada durup duruyorsunuz. Geldi, arkadan bindirdi bana ya. Yavaşlıyordu bana. Evet, Sencer için ideal bir yol. Şurayı patlatmadan bir aşırtabilirse. Hayır, söyleme demeyin. Herkes bu sapkın sevgili. Kadriye'den kestirmeden dönmüş olduk bugün.
devam edip Doğanca, Kuştepe ve Pelivanköy üzerinden dönüp Akarca Kadri'yi yapacaktık. Ahali kısa tur yapmak istedi. 45 kilometreyi yapmadık o yüzden. Tarlaların arasından Yeşilpınar'dan Kadriye'ye geçtik. Her iki günlük rotada da yorulduk, öldük, bittik biz diyenlere aradan kısa kaçış noktası. Hayır, Hedeyli. Hedeyli'den sonra Karakavak. Aymırıdım. Çekiyor mu lan? Çekiyorum lan önlü arkalı. Ulan vites... Oy, oy. Vites boşa düştü lan. Vites attı. Tüü! Gidiyorum ben. Git. Gidiyorum ben. Git ula. Hadi be, hadi be. Yok lan az önce bir zincir boşa düştü. Hedeyli'yi de geçtik. Artık rotanın sonundayız. Faaliyetin bitimine 3 kilometre kaldı. Yol düz ama bozuk biraz. Dımbırtılı. Popo zımparası. Ben istiyor duş. Veriyor $100, alıyor duş. Önce giden duşu kapar. İki duş var. İçim kulvardan orkun atar. Ben istiyor duş. Duşa kim önce varacak? Oğlum daha 3 kilometre var lan. Birazdan pilimit olsun da göreceğim ben. Ben şurada 1 kilometre dans kaldı. Son kilometre.